Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Zara'da bulunan bu file çantadan yapacağız. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Çantamız için pamuklu bir ip kullanıyorum. Bir önceki çantada bu şekilde elimde bir bobin vardı. Şu şerit iplerden gümüş rengi. Bunu kullanmıştım. Böyle parlak bir görüntüsü var. Bu sefer pamuklu bir ip kullanacağım. Üst tane zincir çekmekle başlıyoruz. 200-220 boyu size kalmış. Yaklaşık olarak 1 metre boyunda bir zincir olacak. İki üst tane zinciri çektikten sonra 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. Bu 10 zinciri isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Şu filelerin genişliklerini ayarlıyor bu zincir. Bunda da 10 tane zincir var ama bu ipte yaptığım bundan birazcık daha büyük bir file oluşturacak. 10 tane zincir çektikten sonra şu şekilde hizalıyorum ve buradan batıyorum. Sadece bu sırada zincire batarak yapıyoruz. 10 tane zincir çekip batıyoruz. Yani hizalıyorum ve batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz ve sıra sonunda tekrar 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son 5 sık iğneyi yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Bunun için bir zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane sık iğneyi dolduruyorum. 1 2 3 ve 5. Şimdi bunların ortalarından batarak devam edeceğiz file olması için. Şimdi bunun ortasına batmamız için 5 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. Tam ortasına bu şekilde zinciri bağlamadan direkt ortadan batarak bu şekilde bağlıyorum. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum ve bağlıyorum. Sıra bu şekilde devam ediyor. Tekrar 10 zincir çekeceğim, batacağım. Yine sıranın sonunda bu şekilde yarım 5 tane zincir çekip 5 tane sık iğne dolduracağım. Yine üst sıraya geçtiğimde 5 zincir çekiyorum. Geldiğimizde üst sıraya bu kısma değil bu kısma batıyoruz. Çünkü burası yarımdı. Şimdi bütün bir halka oluşturmamız gerekiyor file. Onun için buradan 10 zincir çekip buradakine batıyoruz. Ve bu şekilde sırayı devam ediyoruz. Tam olarak 40-45 sıra kadar bu şekilde öreceğiz. Evet, 40 sıra ördüm ben. Açıldığında böyle file haline geliyor. Burası şimdi çantamızın kulp kısmına başlayacağız buradan.
Bunun için istediğiniz boyunda zincir çekeceksiniz. Ben şimdi bir önce 60 tane bir çekeceğim, bakacağım boyu ne kadar. Ona göre daha da fazla çoğaltabilirim. Çantamın kulbu için 100 tane zincir çektim ve bu kadar bir kulp oluşturdum. Şöyle elim koyarsam ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bunu buradan birleştiriyorum. Şu zincirin düz olduğuna emin olalım. Şöyle birleşsin. Şu an düzmüş. Bunu buradan düzmüş şekilde şuradan bağlıyorum. Yine şu kısımdaki 5 tane sık iğneyi örüyorum. Çantamızın kulbunu diğer tarafa, yani bu tarafa geçeceğim ama şuradaki şu kenar kısımlarındaki bu 10 zincirleri şöyle üçer zincir çekerek birbirine birleştireceğim ve buradaki alanı daraltacağım, yani şu kısmı oluşturacağız. Şu kısmı oluşturmak için şuradan 3 zincir çekiyorum, bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum, bağlıyorum. Şimdi başlıyoruz. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen buradan orta kısımdan bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğerinin ortasına geliyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki filenin ortasına geliyorum. Bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Yine bu kısmın ortasına geliyorum. Bağlıyorum. Bakın burada. Böyle daralmaya başlıyor ve çantamızın yan kısmını oluşturmaya başlıyoruz şu şekilde. Darala 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 şuradaki kısım şöyle toplanacak ve şu şekilde bir görüntü alacak. Şimdi sıra sonuna kadar 3 zincir çekip bağlıyorum diğer ucuna kadar. Bir uçtan diğer uca kadar 3 zincir çekip bağladım ve bu şekilde toparlamaya başladık. Şimdi tekrar çantamızın diğer kulbunu yapacağız. 100 zincir çekip bu kısmı bağlayacağız. Sonra buradaki tekrar sık iğneleri örüp tekrar 3 zincir çekip buradaki kutucukları birleştireceğiz. Çantanın diğer kısmında toparlayacağız ve diğer kulbun uç kısmına kadar gelmiş olacağız. Evet, iki kulbumuzu da ördük ve bu kısma kadar iki kenarımı da ördüm. Şimdi kulplarımızın bu kısımlarını yapmaya sıra geldi. Şimdi ben bunda, bu çantada bütün bu kenar kısımlarını ve bu kulpları sık iğne olarak örmüştüm. Bayağı oyalıyor sık iğne. O yüzden şimdi yalancı sık iğne olarak öreceğim bütün sıraları. Biraz daha işi hızlandırmış olacağım.
yalancı sık iğne yapımımız tığımıza bir tane doluyoruz. Bu şekilde tığımızda 3 tane oluyor ve üçünü de birlikte çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu kulpların kenarlarını isterseniz böyle tek tek kulplarda batabilirsiniz. İsterseniz işin kolayına kaçıp şu şekilde 100 tane yalancı sık iğne doldurabilirsiniz. Ki bu şekilde daha hızlı oluyor. Çünkü bu zincirlere tek tek batması oyalayacak. Bu şekilde kulbumuza 100 tane yalancı sık iğneyi dolduruyoruz. 100 zincir çekmiştik. 100 tane sığacak buraya. Yani 105 tane falan da sığdırabilirsiniz. Ama diğer tarafta da sayının aynı olması gerek. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa kulbun birisi uzun birisi kısa olacaktır. Bu kulba 100 tane doldurduysanız diğerine de 100 tane dolduracaksınız. Şimdi burayı dolduralım ve kenar kısımlarını örmeye başlayalım. Yine bu kenarları da aynı şekilde sık iğne dolduracağız. Yalancı sık iğne. Kulp kısmına 100 tane yalancı sık iğneyi yaptım. Ve şimdi bu kenar kısımlarına sıra geldi. Yine onlarda da bu boşluklara ikişer tane yalancı sık iğne doldurarak diğer kulba kadar gideceğiz. 2 tane yeter. İsterseniz 3 de yapabilirsiniz. 3 zincir çekmiştik. Bu şekilde 2-2 dolduracağım. İsterseniz aralarda 2, aralarda 3 yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini 2 yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini 3 tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde ben 2-2 dolduracağım. Birazcık daha sıkılaşsın diye. Diğer kulba kadar. Diğer kulba geldim. Yine diğer kulbu da aynı şekilde 100 tane yalancı sık iğne dolduruyorum. Ve yine çantanın diğer tarafında yine bu şekilde ikişer tane dolduruyorum. Ve bu şekilde bir üst sıraya geçeceğiz. Şuradan tarif edeyim. Kulbun üst sırasına geçeceğiz. Üst sırasında yine yalancı sık iğne yapıyoruz. Birkaç sıra bu şekilde döneceğiz. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz bu kulp kısmını ve bu yan kısımları. Ve yan kısımlarını bitirdim. 3 sıra yalancı sık iğne olarak yaptım ve bu kadar kalınlık elde ettim. Benim için bu kadar kalınlık yeterli olacağını düşünüyorum. Daha kalın veya daha ince de yapabilirsiniz. Bu çantamda da sık iğne olarak yapmıştım. Burada da 5 sıra var. 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. Bakın 5 sıra ve 3 sıra. İpin kalınlığına göre değişiyor bu. Mesela aynı sayıda yaptım. Bu çanta daha küçük, bu çanta daha büyük. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Zincir sayısını çoğaltırsanız çantanız daha büyük olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.